Arkadaşlar günaydın. Günaydın. Sesimi duyabiliyorsunuz değil mi? Evet. Şimdi bu dönem yaklaşık 10 hafta boyunca sosyolojiye giriş dersini birlikte işlemeye çalışacağız. İsmimi görüyorsunuz orada. Mustafa Altınoğlu ben. Sizler sosyoloji öğrencisi misiniz yoksa başka bölümlerde misiniz? Başka bölümlerde. Sosyoloji de var, başka bölümler de var. Tamam. Tamam, kitaba biraz baktınız mı? Bakma şansınız oluyor mu kitaplarımıza? Evet. Nasıl, beğendiniz mi? Evet. Tamam, peki. Şimdi bu hafta bir sosyoloji nedir sorusuna cevap vereceğiz. Biraz giriş yapmış olacağız bu hafta. Bir giriş ünitesi, biraz sosyolojiyi tanımlayacağız. Sosyolojinin neyle ilgilendiği, nesnesinin ne olduğunu, nasıl bir yönteminin, veri toplama tekniğinin olduğunu ve bazı temel kavramlara değineceğiz. Sesimi rahatlıkla duyuyorsunuz ve beni anlayabiliyorsunuz değil mi? Aramızda bir sorun var mı? Hayır. Yok. Tamam. Peki. Başlayalım mı o halde? Bir sorunuz yoksa başlayayım ben. Başlayayım o zaman. Sormak istediğiniz bir şey var mı? Hayır. Peki. Şimdi bakın orada yazıyor. Sosyoloji nedir diye. Nedir sosyoloji var mı? Bir fikri olan var mı? Nedir sosyoloji? Daha önce hiç duydunuz mu arkadaşlar? Ne olduğunu biraz biliyor musunuz sosyolojinin? Evet, sosyoloji, arkadaşların oturmasını bekledim. Sosyoloji, bakın orada yazmışız, insanın toplumsal yaşamının insan grupları ile toplumlarının bilimsel bir biçimde incelenmesidir. Topluma dair her şey aşağı yukarı sosyolojinin ilgi alanına girer arkadaşlar. Toplum bilim kısaca. Sosyoloji, insan gruplarının ve toplumsal yaşamını sistematik olarak ve planlı olarak çalışır. Böyle bir insan gruplarına ve insanın toplumsal yaşamına dair planlı ve sistematik bir çalışma olarak da görebiliriz. Bu insan gruplarında yaşayan insanın öyle söyleyelim davranışlarını aynı zamanda bilimsel olarak inceler. Yani toplum dediğimiz şey, bakın toplum dediğimiz şey bizim bireylerin ya da insanların birbirleriyle etkileşimlerinin bir ürünü. Dolayısıyla toplumsal etkileşim ya da birey-toplum ilişkisi ya da toplumsal kurumların yapıları ve birbirleriyle olan ilişkileri sosyolojinin temelde ilgilendiği ana gündem maddeleri olarak karşımıza çıkar. Yani bu birer cümleyle sosyolojinin ne anlama geldiğini bize anlatan bir cümle. Ondan daha önemli şey bence sosyolojinin nasıl bir bakış açısına sahip olduğu arkadaşlar. Sosyolojik muhayyile, sosyolojik tahayyül, sosyolojik imgelem dediğimiz bir kavram. Bu sosyolojik bakış açısının temel, en temel özelliklerinden birisini bize sunan bir kavram. Oldukça önemli bir kavram. Özeti şu, bizim bireysel olduğunu zannettiğimiz pek çok şeyin arkasında toplumsal ya da sosyolojik bir dinamik vardır. Oradaki ifadesiyle okuyalım. Bireysel deneyimleri toplumsal kurumlarla ve toplumların tarihteki yeriyle ilişkilendirmeyi ifade eder. Bu hani kavramın daha kitabi tanımı ama anlamak açısından şöyle söylemek daha doğru olur. Bireysel olduğunu düşündüğümüz mesela boşanma, mesela işsizlik. Diyelim ki bir birey işsiz. Üniversiteyi bitirdiniz ve işsizsiniz. Bunun bireysel bir problem olduğunu düşünürüz çoğu zaman. Ya da boşanma, iki çift anlaşamadılar, boşandı deriz. Bunu bireysel bir sorun olarak görürüz. Halbuki sosyoloji ya da sosyolojik imgelem, sosyolojik bakış açısı bize bu türden verdiğim örneklerdeki gibi bireysel olduğunu zannettiğimiz pek çok şeyin arkasında bir takım toplumsal dinamikler olduğunu bize
gösterir, göstermeye çalışır ya da bizi bir takım toplumsal dinamikler olduğunu fark etmemizi mümkün kılar. Dolayısıyla bize sosyolojik imgelem ya da tahayyül dediğimiz şey gündelik hayatımızın rutinlerinin dışına çıkıp farklı bir bakış açısıyla bu rutinleri düşünmemizi, bu rutinler üzerinde fikir yürütmemizi bize öneren bir kavram olarak düşünülebilir. Yani kendi bireysel hayatımızın ya da bakış açımızın dışına çıkıp daha üst düzeyden toplumu, toplumsal ilişkileri, toplumsal etkileşimleri, toplumsal dinamikleri, her nasıl söylersek söyleyelim, çözümleme, anlama çabası olarak düşünülebilir. Sosyolojik imgelem kavramı. Jess Wright Mills diye bir sosyolog vardır. Onun son yıllarda, 1950'lerde, 60'larda biraz eski, üretmiş olduğu bir kavram sosyolojik imgelem. Şimdi sosyolojinin temel kavramlarına bakalım sırası ile. Birincisi mikrososyoloji, ikincisi ise makrososyoloji. Mikrososyoloji daha küçük ölçekli, mikro bakın. Yani gündelik hayatımız içerisindeki yüz yüze etkileşimler içinde bulunurken insanların ne türden davranışlar sergilediklerini inceleyen bir alan mikrososyoloji. Makrososyoloji dediğimizde ise daha çok büyük ölçekli siyasal sistem ya da ekonomik düzen gibi toplumsal düzenleri çözümleme çabası akla gelir. Bakın biri mikro, diğeri makro. Birinde gündelik hayat içindeki küçük etkileşimlerimiz var. Makro sosyolojide ise daha makro, daha büyük siyasal sisteme ya da işte ekonomik düzene dair bir açısını temsil eder makro sosyoloji. İkinci olarak toplum nedir diye sorduğumuzda bu oldukça zor aslında. Yani farklı sosyologların farklı biçimlerde cevap verdikleri, öyle söyleyelim, üzerinde uzun uzun konuşulması gereken kritik bir meseledir. Ama hani genel olarak toplum nedir diye sorduğumuzda böyle alt alta birkaç şey sıralayabiliriz. Birincisi hani toplum ne değildir söylemişiz ilk önce. Toplum bireylerin toplamı değildir. Yani sayısal olarak bireyleri yan yana getirdiğimizde buna toplum adını vermemiz mümkün değil. Bunun dışında bunu aşan, bakın, belirli bir kültürü ve bir takım toplumsal kurumları paylaşan insanlar arasındaki ilişkilerden meydana gelir toplum. Belirli bir kültürü ve bir takım toplumsal kurumları paylaşan insanlar arasındaki ilişkilerden meydana gelir toplum dediğimiz şey. Öte yandan ulus ya da millet, hani daha modern kavramı ulustur. Hani siz belki milleti de kullanıyor olabilirsiniz. Türkçe'de de bazen millet denir, bazen ulus denir. Ulusla toplum aynı anlama gelmez. Ulus resmi olarak tanınmayı içeren ve varsayılan bir birlik, siyasal bir kategori bakın. Siyasal bir kategori ulus. Toplumsa karşılıklı olarak birbirine bağlı olan toplumsal ilişkiler tarafından kurulmuş bir pratik. Toplum kendi varlığını kendi kendine sürdürebilir. Ulus sürdüremez. Varlığını sürdürebilmesi için devlete ihtiyaç duyar. Her ulus aynı zamanda bir toplumdur ama her toplum bir ulus değildir. Yani toplum ulusu aşan, ulustan daha geniş bir kategoridir. Buna dikkat edelim. Özeti şu, toplum karşılıklı olarak birbirine bağlı olan toplumsal ilişkiler tarafından kurulmuş bir pratik olarak görülebilir. Şimdi tarihte toplumlara baktığımız zaman, insanlık tarihine baktığımız zaman tarihsel bir bakış açısıyla farklı toplum tipleriyle karşılaşırız. Bunlardan bir kısmı modernlik öncesi toplumlardır. Yani kritik tarih Fransız devriminin ve Endüstri devriminin geliştiği tarihtir arkadaşlar. Yani 1789 yaklaşık olarak Fransız devrimi, Endüstri devrimi de 1700'lerin sonu, 1800'lerin başı, aşağı yukarı yakın tarihler. Bu tarihlerde gerçekleşen ve kapitalizmin ve bugünkü modern toplumun ortaya çıkmasından önceki topluma modernlik öncesi toplumlar diyoruz ki işte avcı ve toplayıcı toplumlar, tarım toplumları, kır toplumları ya da kırsal toplumlar ve geleneksel devletler bu modernlik öncesi toplumlara örnek olarak verebileceğimiz toplum tipleri. Bir de endüstri toplumu ya da modern toplum olarak adlandırdığımız, günümüzde bizim de içinde yaşadığımız bir
toplum tipi var arkadaşlar. Bakın modernlik öncesi toplumlara baktığımız zaman avcı ve toplayıcı topluluklar, tarım toplumları, kır toplumları ve geleneksel devletler. Şimdi kısaca bunların her birinin özelliklerini vurgulamaya çalışalım birer ikişer cümleyle. Şimdi avcı ve toplayıcı. Erkekler daha çok avcılıkla, kadınlar ise daha çok toplama ya da işte çocukların bakımıyla ilgilendikleri ve burası çok önemli, toplumsal eşitsizliğin neredeyse olmadığı, çok az olduğu bir toplum tipi. Neden toplumsal eşitsizlik yok? Çünkü henüz ortada bir toplumsal eşitsizliğe sebep olabilecek mülkiyet yok. İnsanların edinmiş oldukları basit birkaç araç gereç dışında, avlanmak için mesela, edinmiş oldukları birkaç araç gereç dışında, ki o herkesin ulaşabileceği bir şey, bir mülk edinme eğilimi bu topluluklarda söz konusu değil. Yani sadece acıktıklarında doğaya çıkıp orada o anda ne varsa, ne bulabiliyorlarsa, bazen bu bir hayvan olabilir, bazen bir bitki olabilir, bir bitki kökü olabilir, ne bulabiliyorlarsa onu tüketiyorlar ve sonra bir daha acıkana kadar hiçbir şey yemiyorlar. Acıktıklarında tekrar doğaya gidiyorlar. Yaşadıkları bölgede eğer yiyecek, tüketilebilecek şeyler biterse orayı terk edip, tabii ki yürümeyle, yani yürüyerek ulaştıkları için gidecekleri yerlere kısa bir mesafe yürüyebiliyorlar ya da mevsimsel olarak yerleştikleri yerleri, bir yerleşim yok aslında da, barındıkları yerleri diyelim, değiştirebiliyorlar. Kritik şey şu: avcılık ve toplayıcılıkla geçiniyorlar ve eşitsizliğin oldukça az olduğu bir toplum tipi avcı ve toplayıcılar. Tarım toplumlarına baktığımız zaman burada daha yerleşik bir hayata geçilmiştir artık. Yerleşik bir hayata geçilmiştir ve toprak ekilip biçilmektedir. Dolayısıyla yavaş yavaş bir mülk edinme eğilimi, dolayısıyla bir toplumsal eşitsizlik karşımıza çıkar burada. Kırsal toplumlara baktığımızda ise hem tarımsal üretim var hem de hayvanların evcilleştirilmesi sonrasında hayvan yetiştiriciliğine bağlı bir hayat düzeneği bu kırsal toplumlarda karşımıza çıkar. Açık bir biçimde eşitsizlik, mülkiyet var çünkü artık, yerleşik bir hayat var. Eşitsizlik söz konusu. Hem tarım toplumlarında hem kırsal toplumlarda sayısal olarak hani çok büyük nüfuslara hitap eden topluluklar değil bunlar. Ve bir tür şef olarak adlandırabileceğimiz bir kabile hayatı ve o kabilenin lideri, şef tarafından genellikle yönetiliyorlar. Geleneksel devletlere baktığımızda ise daha feodalizm dediğimiz feodal dönem, feodal üretim tarzı, yani daha tarıma dayalı olan, tarım ağırlıklı ama ticaretin ve tarım dışı üretimin de belli bir düzeyde yoğunlaştığı, krallıkla ve imparatorlukla yönetilen ve aynı zamanda farklı sınıflar arasında önemli eşitsizliklerin olduğu toplumlar akla geliyor. Bakın 1789 ya da işte 1800'ler öncesindeki geleneksel devletleri ifade eden özellikler bunlar. Tarıma dayalı ama ticaret ve tarım dışı üretim de var. Krallık ya da imparatorluklarla yönetiliyor ve son olarak farklı sınıflar arasında önemli eşitsizlikler var. Modern topluma baktığımız zaman, modern topluma geldiğimiz zaman arkadaşlar, modern toplumda birincil öneme ya da birincil olarak altını çizmemiz gereken şey bir tür seri üretim olarak ifade ettiğimiz, yani bilimin ve teknolojinin gelişmesiyle, dinsel öğretilerin yerini aklın almasıyla birlikte büyük sanayi yatırımlarının gerçekleştiği, endüstrileşmenin gerçekleştiği, teknolojinin ortaya çıktığı ve nüfusun büyük çoğunluğunun fabrikalarda, evin dışında, bakın geleneksel toplumlarda tarımsal üretim ağırlıklı bir hayat var ve evle iş bütünleşik, aynı yerde. Oysa modern toplumlarda fabrikalarda çalışmaya başlayınca nüfusun büyük bölümü, insanların evleriyle işleri birbirinden ayrılıyor. İnsanlar artık ofislerde ya da dükkanlarda çalışıyor. İnsanların çoğunlukla
endüstriyel üretimin yoğun olduğu kentlerde yaşamaya başladıklarını görüyoruz modern toplumda. Yani kır toplumunda yaşayan insanlarla kırsal alanda, özür dilerim, kırsal alanda yaşayan insanlarla kentte yaşayan insanları karşılaştırdığımızda modern toplumlarda kent hayatının çok daha belirleyici, çok daha baskın olduğunu, kentlerde yaşayan insanların sayısının çok daha fazla olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla modern toplum önceki toplum tiplerine göre daha gelişmiş ve daha karmaşık bir siyasal düzene sahip toplumlar olarak karşımıza çıkar arkadaşlar. Bir başka önemli kavram toplumsal davranış kavramı arkadaşlar. Önce şunu söyleyelim. İnsanın, bireyin, hepimizin her davranışı toplumsal değil. Bir davranışın toplumsal olarak nitelendirilebilmesi için diğer insanların geçmişte meydana gelmiş, şu anda meydana gelen ya da gelecekte meydana gelmesi muhtemel davranışlarına yönelik olması gerekir. Yani toplumsal, bakın toplumsal davranış başkalarıyla, diğerleriyle, diğer insanlarla ilişki içerisinde gerçekleşebilen bir şey. Yani bir insanın bazen geçmişte, bazen şimdi ya da muhtemel bir gelecekteki olası davranışına yönelik bir davranış gerçekleştiğinde en az iki kişi arasında dolayısıyla bir ilişkinin olması gerekir bir davranışın toplumsal olarak nitelendirilebilmesi için. Bir başka önemli kavram toplumsal yapı ve kurum arkadaşlar. Toplumu oluşturan temel gruplardan ve toplumsal kurumlardan meydana gelen kalıcı, sürekli ve örgütlü ilişkileri biz toplumsal yapı olarak adlandırıyoruz. Önemli. Bakın toplumu oluşturan temel gruplardan ve toplumsal kurumlardan meydana gelen kalıcı, sürekli ve örgütlü, kalıcı, sürekli ve örgütlü ilişkiler toplumsal yapı kavramıyla ifade ediliyor. Toplumsal kurumsa benzer, toplumsal normlar tarafından sürekli olarak tekrarlanan, onaylanan, sürdürülen, toplumun yerleşik görünümlerini yansıtan ve toplumsal olarak örgütlenmiş davranış kalıplarını ifade eder toplumsal kurum. Mesela aile, örnek verelim, din, ekonomi, siyaset, bunların her biri bir toplumsal kurum örneğidir arkadaşlar. Aile, din, ekonomi ve siyaset. Neden? Burada toplumlar tarafından, toplumsal normlar tarafından sürekli olarak tekrarlanan, onaylanan, sürdürülen, toplumun yerleşik görünümlerini yansıtan ve toplumsal olarak örgütlenmiş olan toplumsal davranış kalıpları karşımıza çıkar aile içinde, din içinde, ekonomi ve dahası siyaset içinde. Bir başka kavram toplumsal olgu ve toplumsal grup arkadaşlar. İki kavram. Toplumsal olgu dediğimiz şey toplum tarafından kolektif biçimde geliştirilen, bireyin dışında ve kaçınılmaz olan ve bireyi sınırlandıran kural ve pratiklerden çıkarılan davranış biçimleri. Toplumsal grupsa toplumun yapı taşları, birbirlerinin davranışlarını dikkate alarak belirli beklentileri paylaşan ve karşılıklı etkileşim içinde olan insan topluluğu. Bakın, beklentilerinin ya da birbirlerinin davranışlarını dikkate alarak belirli beklentileri paylaşan ve karşılıklı etkileşim içerisinde olan insan grupları toplumsal grup kavramını ifade eder. Benlik, statü ve toplumsal rol kavramlarına bakalım. Yani bu kavramlar arkadaşlar hani birazcık hani böyle anlattığımda sıkıcı gelebilir, ezberlenmesi zor gibi gelebilir ama hep kitap içerisinde zaman zaman geçecek önemli kavramlar. Biraz hani kulak kabartıp anlamaya çalışırsak iyi olur. Hani illa birebir ezberlememiz gerekmez ama aşağı yukarı neye karşılık geldiğini bilirsek ileride sınavda çıkarsa kolaylıkla cevap verme şansınız olur. Benlik dediğimiz şey kendimize, kimliğimize ve kişiliğimize, niteliklerimize ilişkin algı ve düşüncelerimizin bütünü. Bakın, kendimize, kimliğimize ve niteliklerimize, yani bizi biz yapan şeyler, öyle söyleyebiliriz. Kendimiz, kimliğimiz ve niteliklerimize dair algı ve düşüncelerimizin bütünü benlik olarak ifade ediliyor. Statü, her bir bireyin toplumda belli bir yeri var. Biz buna toplumsal statü diyoruz. Toplumsal statü diyoruz. Yani ben mesela şu anki toplumsal konumum ne? Sizinle ilişkimde toplumsal statüm ne? Öğretmenim. Sizin toplumsal statünüz ne? Öğrencisiniz. Eve gittiğinizde anne ve babanızla ilişkinizdeki toplumsal statünüz ne? Orada
annenizin babanızın çocuğusunuz mesela. Bazen kardeşsiniz, bazen işte bir yerde bir dernekte yöneticisiniz mesela. Bütün bunlar toplumsal statü kavramlarıyla ilişkili örnekler. Toplumsal rol ise her bireyin sahip olduğu ya da konumlandığı, içinde bulunduğu toplumdaki statüsünün gereğini yerine getirmesi. Doktorluk bir toplumsal statü. Doktorluğun gerektirdiği bir davranış biçimi var. Biz buna toplumsal rol diyoruz. Şimdi öğrencinin, siz öğrencisiniz, öğrencilerin statüsü, öğrenci olan kişilerin statüsü, öğrenci olan kişilerin yapması gereken şey, onlardan beklenen şey ne mesela? Diyelim ki derse gelmek, çalışmak, sınavlardan geçmek. Bu sizin toplumsal rolünüz arkadaşlar. Öğretmenin yapması gereken, hocanın yapması gereken şey ne? İşte diyelim ki gelip dersini anlatmak, dersine hazırlık yapmak, sonra sınav yapmak. Bunlar da her bir statüden beklenen davranışlar arkadaşlar. Toplumsal olarak belirlenmiş beklentiler ya da tanımlanmış beklentiler toplumsal rol kavramını ifade ediyor. Değerler ve normlara baktığımızda ise, değer ve norm kavramlarına baktığımızda ise, değer dediğimiz şey bir toplumda ya da bir sosyal grupta önemli görülen ideal ve inançlar. Her bir toplumun, her bir grubun kendine özgü önem atfettiği idealler ve inançlar var. Biz bunlara değer diyoruz. Normlarsa değerlere dayalı olarak geliştirilen kurallar. Bunları üç gruba ayırıyoruz biz normları. Halk yordamları, örfler ve kanunlar olarak. Halk yordamları dediğimiz şey işte uygun kılık kıyafetler giymek ya da yemeği düzgün giymek. Mesela buraya gelirken diyelim ki bu sınıfa gelirken siz ya da ben evden çıktığımda kıyafetlerimi değiştiriyorum. Değil mi? Çıkarken kıyafetlerimi değiştiriyorum. Bulunduğum ortama uygun kıyafetler giyiyorum. Buna yordam diyoruz. Ya da işte kalabalık içerisinde ya da aile ortamında yemek yerken belli kurallar var. Bu kurallara uymaya, aile içinde, toplum içinde öğrenmiş olduğumuz, daha sonra bahsedeceğiz toplumsallaşma kavramından, öğrenmiş olduğumuz belli kurallar var. Bu kurallara uygun bir şekilde davranma, halk yordamı dediğimiz şey bu. Örfler ise benzer bir şekilde yamyamlık, ensest ya da cinayetin yasaklanması gibi güçlü ve önemli normlar arkadaşlar. Bakın ensest aile içi cinsel ilişki ya da işte yamyamlık bir insanın diğer bir insanın etini yemesi ya da işte cinayetin bir başka insanı öldürmenin yasaklanması gibi. Bunların hepsi güçlü birer ve önemli normlar. Dolayısıyla onlara örfler adını veriyoruz. Kanunlarsa daha yasal, daha hukuk düzeyinde değil mi? Toplumun siyasi otoritesi tarafından tasarlanmış, sürdürülmüş ya da dayatılmış yazılı normlar bakın. Hem örflere hem de kanunlara aynı zamanda işte norm dediğimizi unutmayalım. Yazılı normlar, kanunlar daha güçlü ve önemli normlarsa örfler olarak görülebilir. Yordamlarsa o da bir norm. İşte söyledik uygun kıyafet giymek ya da yemeği düzgün bir şekilde yemek gibi. Bir başka önemli kavram yaptırım. Az önce sıraladığımız normlara, bakın az önce sıraladığımız normlara toplum içinde insanların uymasını sağlamak için kullanılan kurallara aykırı davranılması halinde öngörülen sonuçlardır. Yani normlara uymadığımızda her birimiz toplum içindeki o belirlenmiş sınırlar çerçevesinde normlara uymadığımızda her birimiz bir takım yaptırımlara maruz kalırız. Bazen bu normlara uyduğumuzda ödül şeklinde olabilir, bazen de normlara uymadığımızda ceza şeklinde olabilir. Her bir normun yaptırımı birbirine eşit değil. Yani diyelim ki kurallara uymadık, diyelim ki yasalara uymadık, diyelim ki örflere uymadık. Bunların her birinin bir yaptırımı vardır. Yasalara uymazsak ne olur? Mahkum ediliriz mesela, hapse girmek zorunda kalırız. Örflere uymazsak toplum tarafından dışlanırız. Dışlanma tehlikesine maruz kalırız. Ailemiz ya da çevremiz bizi dışlar. Ya da işte
bir takım kurallara uymazsak, yordam, halk yordamları dediğimiz şey, bir takım uyarılara daha basit düzeyde maruz kalırız. Bunların hepsine yaptırım adını veriyoruz. İşte şimdi az önce bahsettiğim toplumsallaşma kavramına geldik arkadaşlar. Bu kavram basitçe bize içinde yaşadığımız toplumda hayatımızı sürdürebilmemiz için gerekli olan kuralları, değerleri, alışkanlıkları öğrendiğimiz bir süreci ifade eder toplumsallaşma kavramı. Yani hepimiz bir topluma doğuyoruz. İnsan ancak topluluk içerisinde varlığını sürdürebilen bir canlı. Toplum olmadan bizim varlığımızı sürdürmemiz mümkün değil. Düşünün, etrafımızda hiç insan olmasa bir ormanlık alanda yaşayamamızı doğduğumuz andan itibaren sürdürebilir miyiz? Belki biyolojik olarak sürdürebiliriz ama buna, bu canlıya, bu varlığa insan diyebilir miyiz? Bu çok mümkün değil. Neden? Çünkü bütünüyle insanlardan ayrık doğmuş ve yaşayan bir canlı konuşma yeteneğine sahip olamaz. Konuşmayı biz bir topluluk içerisinde yaşayarak öğreniriz. Ya da bir takım toplumsal değerleri öğrenip içselleştiremez. İşte bütün bu az önce bahsettiğim dil gibi, toplumsal değerler gibi, kurallar gibi, alışkanlıklar gibi içinde yaşamış olduğumuz toplumda hayatı yaşamayı mümkün kılacak bilgi ve becerileri edindiğimiz sürece biz toplumsallaşma diyoruz. İki fonksiyonu var toplumsallaşmanın. Bunlardan bir tanesi benliğin gelişmesine katkı sağlaması, diğeri ise kültürün nesilden nesile aktarılması. Yani biz toplumsallaşma süreci içerisinde bulunarak doğduğumuz andan ölüme kadar toplumsallaşırız. Babamızla, büyük babamızla, büyük annemizle, annemizle kurduğumuz ilişki kültürü nesilden nesile aktarır. Bu toplumsallaşmanın bir boyutu. Diğer boyutu ise bizim benliğimizin, az önce tanımladık ya, kişinin kendisine dair, kimliğine dair özelliklerini, bütün özelliklerini ifade eden bir kavram benlik. Bu benliğin gelişmesini sağlar toplumsallaşma. Şimdi bu temel kavramları vurguladıktan sonra sosyolojinin nasıl ortaya çıktığına birazcık birkaç cümleyle değinmeye çalışalım. Pardon. Sosyoloji, az önce söylemeye çalıştım. Kritik evre sanayileşmenin doğuşu ya da işte Fransız Endüstri Devrimi sonrasında büyük bir toplumsal çalkantı, bir toplumsal düzensizlik yaşanıyor idi arkadaşlar. Bu toplumsal problemlere, düzensizliklere çözüm aramak, bir yeni toplumsal düzen kurmanın nasıl mümkün olabileceğini kendilerine soran dönemin ünlü isimleri Marx gibi, Comte gibi, Durkheim gibi, Weber gibi isimlerin bir var olan büyük toplumsal dönüşümlerin oluşturduğu sorunları tespit etme ve çözme amacıyla ortaya koymuş oldukları çabalar neticesinde sosyolojinin doğduğunu söyleyebiliriz. Bu yönüyle sosyoloji modern bir bilim. Modern zamanlara, modern toplumlara, bu çok önemli, modern toplumlara özgü bir başlangıca sahip. Elbette hani kurulduktan sonra modern olmayan toplumlar da sosyolojinin ilgi alanına girer, girmez değil ama doğuşu, ortaya çıkışı daha çok modern toplumlarda ortaya çıkan büyük toplumsal meselelere, sorunlara çözüm arama arayışı ile ilgilidir sosyolojinin. Diğer sosyal bilimlere, diğer beşeri bilimlere ve bunların sosyolojiyle ilişkilerine baktığımız zaman işte tarih gibi, siyaset bilimi gibi, antropoloji gibi, ekonomi gibi, psikoloji gibi bilimleri kastediyoruz. Bütün bu bilimlerde ortak şey insana, insanın eylemlerine odaklanmaktır. Bu eylemleri araştırmaktır ve bu eylemleri bir takım, her bir disiplin kendine özgü kalıp ve yorumlama ilkelerinden hareket ederek insan eylemini anlamaya çalışır. Psikoloji mesela insan eyleminin arkasındaki daha zihinsel, psikolojik, değil mi, unsurları, faktörleri görmeye çalışır. Ekonomi daha iktisat, işte daha insanlar arasındaki ticari, mübadele, alışveriş ilişkileri üzerinden bir analiz ortaya koyar. Antropoloji biraz daha eski toplum tiplerine bakıp oradaki kültür ve eski alışkanlıklar üzerinden bir değerlendirme yapmaya çalışır. Tarihte işte bildiğimiz gibi eski
tarihsel deneyimlere yönelik bir vurgu ile karşımıza çıkar. Bakın orada sıralanmış bakalım. Psikoloji bireysel davranışı inceler, antropoloji insan kültürlerini inceler, ekonomi mal ve hizmetlerin üretimini, dağıtımını ve tüketimini inceler, siyaset bilimi unuttum az önce, siyasal davranışı, siyaset felsefesini, hükümetleri, siyasal partileri inceler, tarih genellikle belli dönemlerdeki olguların mevcut halini inceler, o dönemlerdeki halini inceler. Felsefe ile sosyolojiyi karşılaştırdığımızda ise yakın bir bağ var. Sosyoloji, felsefi bir tutkunun insanlık tarihini anlamak mesela, anlama kavuşturmak ya da toplumsal bunalımları açıklamak ve sosyal politikaya yön verecek bir sosyal doktrin oluşturmanın ürünüdür. Dolayısıyla felsefe ile sosyoloji arasında da yakın bir bağ olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Şimdi daha sosyolojinin yönteme dair bir takım temel özelliklerine değindiğimiz zaman önce bilim ve yöntem kavramlarına bakalım. Bilim, insanların evreni anlamak, doğal olayları ve bunlar arasındaki ilişkileri kavramak yolundaki akademik çabalarına verilen isim. Yani yaşadığımız doğayı, evreni, çevreyi, doğal olayları anlamak için bilimsel olarak üretilmiş bir çabayı, kavrama yolundaki akademik çabayı bilim olarak nitelendiriyoruz. Bilimsel yöntemse bilimsel bilgiye ulaşmak için gerekli olan bir bilimsel süreci incelemek, izlemek ve bilimsel kurallara uymak. Bu kurallara uygun bir şekilde bir faaliyet içerisinde olmak bilimsel yöntem. Burada yöntem amaca götüren yol. Yani bizim doğal olayları ya da insanın evrenini anlamak amacına sahip olan insanı amacına götürür bilimsel yöntem. Teknikse bilimsel yöntemin hedefine ulaşmak için kullandığı araçlar. Şimdi bilimsel yöntem dediğimizde bakın bir aslında şey vardır. Tümden gelim ve tüme varım. Tümden gelimde genel bir ilkeden daha spesifik, daha daraltılmış doğrulara ulaşmaya çalışırız tümden gelimde. Tüme varımdaysa küçük küçük mikro ölçekli bilgilerden topluma dair ya da evrene dair daha evrensel, daha makro ölçekli bilgilere ulaşmaya çalışırız. Buna biz bilimsel yöntem diyoruz, amaca götüren yol. Teknikse bilimsel bir bilgiye ya da işte bilimsel yöntemin hedefine ulaşmak için kullanılan araçlar. Yani anket mesela ya da işte nicel ve nitel anket diyoruz, survey. Ya da işte karşılaştırma tekniği. Bunların hepsi deney mesela. Bunların hepsi bilimsel yöntemin hedefine ulaşmak için kullandığı araçlar oluyor arkadaşlar. Şimdi bir bilimsel araştırmanın aşamaları. Diyelim ki aklımızda bir konu var. Azerbaycan'ın diyelim ki son 10 yılındaki ekonomik gelişmeleri ele almak istiyoruz. Böyle bir bilimsel araştırma yapmak istiyoruz. Böyle bir bilimsel araştırma yapabilmek için hangi aşamaları takip etmemiz gerekir sorusuna şimdi bir cevap vermeye çalışacağız. Bakın önce konuyu tespit etmemiz gerekiyor ve bir problem bizim konuyla ilgili temel araştırma problemini belirlememiz gerekiyor. Bizim konumuz ne? Diyelim ki Azerbaycan ekonomisi. Tamam. Azerbaycan ekonomisi genel konumuz olsun. Bunu daraltıyoruz. Buradaki problemimiz ne olsun araştırmanın problemi? İşte son 10 yıldaki küresel ekonomik krizlere karşı Azerbaycan ekonomisi nasıl bir tepki verdi? Mesela bunu problem olarak düşünelim. Bu konuyu ve problemi araştırabilmemiz için bir takım uygun yöntem ve teknikleri, araştırma yöntem ve tekniklerini, araştırmamızın tipini tespit etmemiz gerekiyor. Yani biz bir teorik araştırma mı yapacağız, yoksa uygulamalı bir araştırma mı yapacağız, hangi yöntemi kullanacağız, tümden gelin mi, tüme varın mı, ne türden veri toplama, bilgi toplama tekniklerini kullanacağız, bunları seçmemiz gerekir. Daha sonra bir araştırma evreni belirlemek ve örneklem seçimi yapmamız gerekir. Daha sonra verileri toplamak için anket, gözlem, görüşme gibi teknikleri kullanmamız gerekir. Topladığımız verileri analiz etmemiz gerekir. Sonra da bulguları yorumlamak ve raporumuzu yazmamız
gerekir arkadaşlar. Bu aşamalar tamamlandığında geri döneyim, bir bilimsel araştırmada tamamlanmış olur. Lütfen bu aşamalara dikkatli bir şekilde dikkat edelim, dikkatli bir şekilde anlamaya, öğrenmeye çalışalım. Mutlaka buralardan bir soru çıkabiliyor sınavlarda. Şimdi, sosyal bilimlerde bazı temel yaklaşımlar var. Bunlar da oldukça önemli. Biraz bu yaklaşımlara birer ikişer cümleyle bakalım sona doğru yaklaşırken. Nedir bu yaklaşımlar? Bir tanesi pozitivist yaklaşım. Pozitivist yaklaşımın genel özelliği şu arkadaşlar. Genel özelliği şu. Sosyal bilimler, fizik gibi, kimya gibi, matematik gibi doğa bilimlerinde kullanılan yöntemin aynısının sosyal bilimlerde de kullanılmasını öngören bir yaklaşım. Yani şu, doğada bir takım kesin ve evrensel yasalar var. Biz bu yasaları keşfedersek doğaya hükmedebiliriz. Benzer bir şekilde toplumda da sürekliliği olan, kestirilebilir, öngörülebilir ve evrensel niteliklere sahip bir takım yasalar vardır diyor pozitivizm. Ve biz bu yasaları keşfedersek toplumun geleceğine bir toplumsal mühendislik faaliyetiyle yön verme şansına sahip olabiliriz. Bu bir. İki, az önce söylediğim gibi dolayısıyla diyorlar fizik, kimya, matematik ne türden yöntemler kullanıyorsa biz de bu yöntemleri sosyal bilimlerde kullanalım. Buna pozitivizm diyoruz arkadaşlar. Pozitivist yaklaşım. Yorumlayıcı yaklaşımsa daha çok Weber'in Verstehen dedikleri, Verstehen anlama arkadaşlar. Yani bireyin eylemini, o eylemin arkasındaki toplumsal dinamikleri anlamaya yönelik bir çabayı ifade ediyor. Birey kendi eylemine ne tür bir anlam yüklüyor? Bunu anlarsak diyor yorumlayıcı yaklaşım, bireyler arasındaki ilişkileri ve toplumun nasıl kurulduğunu, nasıl var olmaya devam ettiğini ya da o ilişkileri nasıl bir özelliğe sahip olduğunu keşfedebiliriz. Yorumlama bakın, anlama ve yorumlama. Eleştirel yaklaşımsa daha çok Frankfurt Okulu'nun ya da işte eleştirel teori olarak adlandırdığımız Almanya'da Frankfurt Okulu'nun öncülüğünde geliştirilmiş olan bir yaklaşım. Bu yaklaşımda toplumsal ilişkilerin altında yatan çatışma ve çelişkilerin üzeri örtülmüştür. Sosyal bilimcinin yapması gereken şey bu örtüyü kaldırmak ve toplumsal gerçekliğin aslında ne olduğunu göstermeye çalışmaktır. Bakın, bir iktidar ilişkisi var. Toplumsal ilişkilerin altında bir takım çatışmalar ve çelişkiler yatıyor. Bu çatışma ve çelişkiler sebebiyle gerçekliğin üzeri örtülmüştür. Sosyolojiye düşen, sosyal bilimlere düşen bu üzeri örtülmüş olan gerçekliğin ardındaki gerçeği, asıl gerçeği bulmak, keşfetmek. Feminist yaklaşımsa malum daha çok erkek egemen dünyada feminist teorilere dayalı ve feminist bilince sahip araştırmacılar tarafından benimsenen ve kadınların eşitliğini, özgürlüğünü diyelim ki savunan, kadın erkek eşitsizliğine eleştirel yaklaşan bir perspektif olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi sosyal bilimlerde kullanılan bazı araştırma yöntemleri var. Biraz bunlara değinelim. Yavaş yavaş bu haftayı bitirmiş olacağız. Nicel yöntemde araştırmanın başında oluşturulmuş olan hipotezleri sınamak amacıyla bir takım geniş çaplı örneklemlerden nicel, sayısal veriler elde ediliyor. Ve bu sayısal verileri bir takım bazen bilgisayar ortamında, bazen bilgisayar ortamına girmeden istatistiksel olarak çözümlemeye çalışıyoruz veya bu bulguları bir takım genel olgulara ulaşmak üzere kullanıyoruz. Buna nicel gözlem, nicel yöntem diyoruz. Gözlem gibi, anket gibi, yapılandırılmış ya da yarı yapılandırılmış görüşme gibi, deney gibi, yarı deney ve survey gibi teknikleri var nicel yöntemin. Nitel yöntemde ise sayılar yok arkadaşlar, nicel veriler yok. Burada bu yöntemin, nitel yöntemin amacı insanların doğal ortamlarında anlamı ve sosyal gerçekliği nasıl oluşturduklarını anlamak. Sosyal olguları derinlemesine ve ayrıntılı bir şekilde betimlemek. Sosyal olgu ve olayları ve aralarındaki karmaşık ilişkileri kendi bağlamı içerisinde yorumlamak. Yani burada da yine anlamak, yorumlamak esas arkadaşlar.
ve bu anlamak ve yorumlamak çabası içerisinde derinlemesine bir takım görüşmelerle ya da odak grup görüşmeleriyle yapılandırılmış gözlemle ya da yarı yapılandırılmış gözlemle, yaşam öyküsü, örnek olay incelemesi veya döküman incelemesi gibi tekniklerle insanların doğal ortamlarındaki eylemlerini, davranışlarını, birbirleriyle ilişkilerini anlama, yorumlama çabasını ifade ediyor nitel yöntem. Son olarak yöntemsel çoğulculuk dediğimiz şey, yani şu arkadaşlar, daha sahici, daha gerçek, daha doğru bir toplumsal bilgiye, toplumla ilgili bir takım bilgilere ulaşmak için hem nitel hem de nicel yöntemleri bir arada kullanmanın gerekliliğini savunan bir bakış açısı yöntemsel çoğulculuk. Yani nitel ve nicel yöntemleri bir arada bir araştırmada pekala kullanabiliriz diyor bu yöntemi savunanlar. Bazen araştırmacılar yöntemlerden birini benimseyebilir, bir mahsur yok. Bazen ikincisini benimseyebilir. Ama nitel ve nicel yöntemleri birlikte kullandığımızda karşılıklı olarak birbirlerini denetleme, dengeleme, test etme, bazı hatalara düşme ihtimali de azalacaktır. Bu yöntemsel çoğulculuk sayesinde daha gerçek, daha doğru bir bilgiye ulaşabileceğimizi iddia edebiliriz. Evet arkadaşlar, bu hafta benim söyleyeceklerim bu kadar. Sormak istediğiniz bir şey var mı? Hayır. Yok mu? Peki, haftaya görüşürüz. Görüşürüz.